Ablacığım, hoş geldin canım oğlum ya. Hoş bulduk. Ay canım benim ya. Ay. Merhaba. Ay harika oldu. Ne kadar özlemişim seni. Ben de çok özlemişim. Hı. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler. Ben gelirken size tulumba tatlısı aldım. Ay çok teşekkür ederiz canım benim. Sen bunu al suyu, çiçeği de suya koy. Ay bakayım sana şöyle. Ay çok yakışıklısın ya. Ay canım. Tamam. Nurcan Hanım, eşim Fikret'in annesi. Öp bakayım elini. Öyle mi? Aha. Efendim, elinizi öpeyim. Çok mersi çocuğum. Olur mu canım? Oğlum. Olur mu? Pervin kız kardeşi. Çok memnun oldum. Selim Bey onun eşi. Çok memnun oldum efendim. Ferhan erkek kardeşi. Çok memnun oldum. Ve eşim Fikret Alabey. Çok memnun oldum efendim. Aa, Cevali anneannenin elini öpmeyecek misin oğlum? Cevali annem, hürmetler. Öpeyim, vallahi bırak. Anneciğim sen de çok özlediğini söylüyordun ya. Oh. Koyunun olmadığı yerde buna Abdurrahman Çelebi diyeceğiz. Erda. Nasılsın, iyi misin? Aa, az daha unutuyordum. Eşim Fikret'in oğlu Taylan. Öyle mi? Aynen öyle. Çok memnun oldum. Otursana oğlum. Maşallah çocuğum. Seni gördüğüm için çok heyecanlıyım. Ben de ne demezsin. Seni çok özledim. Gel otur hayatım gel. Tamam anladım. Çok özlemişsiniz birbirinizi. Ay canım benim. Hoş geldiniz. Buyurun. Al canım bunu. Sümer Hanımlar geldiler efendim. Ah! Çok şükür. Sümer'cim. Canım benim. Bu ne şıklık. Bu herkese ne güzellik merhaba. Böyle. Canım hoş geldiniz. Anneciğim Sümer'in her zamanki hali değil mi? Ah öyle öyle tabii. Öyle. Her zaman şık, zarif ve asildir Sümer kızım. Kabak. Ay çok teşekkür ederim. O sizin teveccühünüz. Ve her zaman nazik ve tevazu sahibidir Sümer. Geç kızım. Geç otur. İblis, iblisi görünce nasıl sevindi gördün değil mi? Bir şey mi söylediniz Cevali Hanımcığım? Tam duyamadım da. Yo yo Nurcihan'cığım hiçbir şey demedim de şunu söyledim sadece. Bu kadar seviyorsanız Sümer kızımızı. Oğlumuz var burada bekar, geziyor ortalarda boş boş, Ferhan. Siz bu ikisini niye şey etmediniz, düşünmediniz evlendirmeyi? Aa. Bu ne münasebetsiz bir konuşmadır böyle Cevali Hanımcığım. Aşk olsun Cevali teyze. Boş olur muyum ben? Aksine o kadar doluyum ki. Hayır niye münasebetsiz olsun Nurcihan'cığım? Sevap iki bekarı bir araya getirirsin işte. Sonra kızımız Sümer'in elleri hamur yoğurmaktan, fırına ekmek sürmekten nasır bağlamış günah değil mi ayol? Evlenir, evinin kadını olur. Mis gibi. Ferhan da yakışıklı çocuk Allah için. Ay çok rica edeceğim. Siz benim için endişelenmeyin. Benim keyfim gayet yerinde. Ayrıca nereden çıktı canım şimdi evlilik falan? Hem de Ferhan'la. Bu arada orası fırın değil. Pastane. Bakery. Nasılsınız oğlum? Ha bakery. Ha. Bakery anneciğim. Bakery. Bakery'miş. Bir şey söyleyeyim mi sana? Annem beni arayınca çok şaşırdım. Gerçekten. Ama sonradan Şelale seni çok özledi deyince şok oldum. Gerçekten. Ben de seni çok özledim. Öyle mi dedi? Sen bir şey söyle, sen utandığında annene mi arattın beni? Ha? Minik farem benim. Çok özledim seni. Arda. Bu arada ev yıkılıyor. Gerçekten çok iyi. Şu anda Alabeylerin evinde olduğuma inanamıyorum. Ardacığım şöyle gelsene bana doğru. Ben de özlemişim seni ya. Nasıl Ankara? Serin mi? Soğuk mu? Bir şey demeyecek misin? Davet barışmak için mi? Öyle. Yani suçum olmadığını anladın sonunda sen de. Anladım. Hatta sana biraz kaba davrandığımı düşünüyorum. Özür dilerim.
Gerçekten mi? Gerçekten. Uzamasın artık aramızdaki bu mevzu, olur mu? Bence de çok uzadı ya. Çok özledim seni. Peki kim görmüş onu, öğrenebildin mi? Bizim evde çalışanlardan birisi görmüş uzaktan. Aa, kötü olmuş. Ama kapatalım bu mevzuyu, uzatmayalım artık. Tamam, kapatalım. Ne olur kapatalım. Aynen. Oh. Kızım ne yapıyorsun? Koysana adam gibi ayır. Aa, bir kaşık koydu, tamam. Koy. Evet, evet, çekilebilirsin. Anne tamam. Şu şelalenin sevgilisi de çok şapşık duruyor. Ama şelaleyi de helal olsun. Yani yememiş içmemiş sevgilisini getirmiş buraya. Eski. Ha? Eski sevgilisi. Hmm. Aşkım, acaba biraz saf mısın? Yani sevgilisi olmasa şu an bu çocuğun burada ne işi var? Belli ki aralarında bir şey var. Yani şelaleye göre de iyi çocuk ya. Yani düşününce şimdi. Değil mi? Aynen. Ne o? Aa, şelale. Evet. Siz ne zamandır birliktesiniz? Çok tatlı duruyorsunuz ya. Çok çocukluktan beri ya. Beşik gertmesi misiniz? Ay keşke, yok nerede. Ama şey yani bakma böyle gözüktüğüne, bana çok yanıktı. Beşim az koşmadı, hani yalan mı? İnanırım. Tabii. Vallahi inanırım. İlkokul, lise. Ah ne aşktı ya. Nick Fahri, ha? Çok özledim o günleri ben. Vallahi çok özledim. Aşkım. Biraz almak ister misin bundan mantı? Sağ ol hayatım, istemem. Tamam, peki. Götüreyim değil mi? Bak sen seversin, uzak kalsın. Ben yaptım. Aa, kız sen mi serdiydin dolmayı? Evet. Ay Nurcihan Hanım, ben de vallahi mutfaktakilere kızacaktım. Kızım bunlar pişmemiş ayol pirinçler, tükenmiş kalmış, mideme oturdu. O ondan değil. Üç tane dolmayı löp löp yediğiniz içindir Cevval Hanım. Sen sus, konuşma orada. Sümer kızımın eli çok lezzetlidir. Ne yapsa güzel yapar. Çünkü kendi çok güzel, çok tatlı. Kabak tatlısı. Sümer, çok uzun zamandır farkında mısın? Biz üçümüz hiç alışverişe çıkmıyoruz. Ne dersin? Yarın sen, Pervin, ben, üçümüz bir alışverişe mi çıksak acaba? Vallahi çok güzel olur Nurcan Hanım teyze. Çıkalım tabii. Nereye isterseniz oraya gidelim. Hatta bence sevgicim de bizimle gelsin. Hı? Çok teşekkür ederim. Yarın biraz işlerim var benim. Aa. Ben seni işsizsin sanıyordum. Ay sen kendin mi zannettin herkesi kızı? Aa, sen kocanın dibinde oturuyorsun bütün gün. O öyle mi ya? Benim kızım sanatçı. Sanatçı derken? Bildiğin sanatçı işte. Arda. Buyurun Şirket Bey. Sen ODTÜ'de okuyordun değil mi? Makine mühendisliğiydi.
Evet evet, son sınıftayım şu anda. İnşallah bu sene mezun olacağım bakalım. Aferin sana. Darısı bizimkinin başına. İnşallah. Peki okulu bitirdikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi önce bir işe girmeyi düşünüyorum. Sonra hemen çalışma hayatına atılırım diye düşündüm. Nasip olursa tabii. Bakalım. Hadi bakalım. Belki de bitirdikten sonra bizim fabrikada çalışırsın. Ne dersin? Yani çok isterim tabii ki. Tabii ki yani. Sonuçta kim istemez ki ya alabeylerle beraber çalışmayı? Ne gerek var oğlum şimdi? Neden anne? Bizim tahsil görmüş gençlere kapımız her zaman açık değil mi? Arda, sen buralara ilk defa mı geliyorsun? Evet, evet. Nasıl buldun? Ya vallahi kolay olmadı. Yani yol git bitmiyor. Çok uzak bir kere ya en başta. Ama ya, taksiye şöyle bir baktım, 1100 lira. Dedim şaka mı bu? Ya dedim 1100 lira çok öf dedim yani. Bir aylık şey parası, bursu, öğrenci bursu. Onu sormuyor. Yani beğendin mi burayı diyor. Ha, öyle. Ya çok karanlık olduğu için çok görmedim tabii ben ama evin iç dizaynına bayıldım Fikret Bey. Gerçekten zevkiniz benim nutkum... Çok mu saçmaladım şu anda? Saçmaladım evet. Çok anlarsın ya sen. Çok iyi. ODTÜ'lü olduğundan emin misin bu çocuğum? Arda, yarın gel gezdirelim seni. Olur, olur. Çok isterim. Buradan otobüs geçiyor mu? Geçiyor değil mi? Simten ne iyi düşündün? Hatta şöyle yapalım. Arda, sen bu gece burada kal. Affedersiniz, ağzımda kaldı su. Daha neler? Yani... Annesi babası merak eder diye söylüyorum. Oğlum evine dönsen, merak etmesin annem baban. Anne, ben gençler kaynasın diye öyle söyledim. Ayrıca o çocuk değil, koskoca adam. Ha, istemezsen şoförle eve kadar bıraktırabilirim. Ha yok yok yok, hiç problem değil. Tabii ki kalırım seve seve, hiç sorun değil. Arda'cığım, sen Ankara'dan geldin ya, şimdi annenler seni bekler. Bence sen git. Fikret Bey o kadar rica etti benden. Ya şimdi onu kırarsam çok ayıp olur. Duymamış olayım, sakın. Canım ne işi var, gitsin evine. Aa, elin oğlunun ne işi var evimizde abi? İyice abarttın ama yani. Yan tarafta misafir evimiz var Pervin. Orada kalır. Rahat edersin umarım. Oh, ben nerelerde yattım kalktım yani. Hiç problem olmaz. Çok okey her şey. Babacığım şimdi kıyafeti falan yok demek ki yani. Böyle emrivaki gibi ısrar etmesek mi ha? Akşam akşam. Seninkilerden verirsin oğlum. Ben 15 yaşımda giydiğim kıyafetleri Gülistan'ın kardeşine verdim. Yok benim kıyafetim. Gülistan. Arda misafir evinde kalacak. Hazırlayalım. Gitsin ha. Beraberiz bu gece. Aa, aşkım yarın bizimkiler branşa davet ettiler. Beraber gider miyiz? Olur sen istiyorsan. Ya. Peki. Arda, sen de gelsene. Arda'nın yarın ailesini falan görmesi gerekiyordur ya. Değil mi? Çok zorlamayalım istersen. Ha yok. Gelirim seve seve. Süper. Biz o zaman böyle 3 çift gidelim ha? Anıl. Evet ya. Benim işim de yoktu vallahi. Çok güzel olur. Oğlum hayırdır, sen evden falan mı kovuldun? Geldin de hiç böyle gitmeye niyetin yok gibi. Aşkım. Şakacı seni ya. Sen ona bakma, o hep öyle şakalar yapar. Değil mi cici kardeşim? Aynen. Şakacı günümdeyim bugün. Cici kardeş değil mi? Ben seni çok sevdim bu arada. Biz seninle çok iyi anlaşacağız. Tamam. Anlaşacağım ben seninle. Ya Arda'cığım, benim bu kuzenim var ya, o kadar şakacı bir adamdır ki. Bak geçenlerde bir şaka yapmış. Bütün ev onu konuştu bu sabah. Ya. Kuzen. Aa, şelale sana anlatmadı mı? Şelale? Hayır. Çünkü şelaleyle birlikte yapmışlar şakayı. Bir duysan var ya, gül gül ölürdün ya. Evet Şelale'cim ya. Arda yabancı değil sonuçta. Bence anlat, hep birlikte gülelim. Ablacığım, ne gerek var ya ikiniz de böyle boş boş konuşuyorsunuz? Aa, çok merak ettim ama ya. Anlatsanız artık. Tamam artık, hadi çok geç oldu, kalkalım. Ya kuzen lütfen ya. Kalkma zamanı değil ya. Bak Arda'cığım şakayı merak ediyor. Hadi Şelale ya, hadi ya.
Peki. Heh. Anlatayım ben o zaman. Arda'cığım ben şimdi geçenlerde çok ilginç bir şeye şahit oldum. Mihre'cim sen de bilirsin bunu. Biz Taylan'ın bir arkadaşının evine davet edildik. Böyle bütün ekip oradayız. Fasılı fistanlı bir şey. Sonra bir ara benim tuvaletim geldi diye kalktım. Simten'cim. Ablacığım. Annem mesaj atmış. Biz kalkalım en iyisi. Ama Mihri en heyecanlı yerinde kestin. Yok. Bekletmeyelim şimdi annemleri. Hem Nurcihan teyzeler de ayaklanmış. Ayıp olmasın. Hadi Simten. Ya peki madem. Nurcihan teyzeyi de bekletmeyelim. Ben sana sonra şey yaparım Arda'cığım onu. Çok merak ettim. Anlatacağım. Tamam. Efendim Arda ne var? Sen benim niye mesajlarıma cevap vermiyorsun bakayım küçük hanım? Uyumaya çalışıyorum çünkü Arda. Uyuma. Konuşmamız lazım. Kalk. Ya yarın torbaya mı girdi? Ne konuşacağız biz bu saatte? Bu gece konuşacağız. Tamam mı? Senin odan üst katta mıydı bu arada? Neredesin sen? Evdeyim deli. Nerede olacağım? Ne? Ne işin var senin burada ya? Çabuk geri dön. Çok geç. Girdim bile. İnşallah doğru yere çıkıyorum ben. Bir de annenlerin odasına giriyormuşum. Alo, alo. Ya ne yapıyorsun ya? Ne işin var? Burada git lütfen. Tam konuşmamız lazım. Ya biri duyarsa ne olacak? Farkında mısın sen? Git lütfen. Konuşmamız lazım. Elin yasak. Selda'm. Ya yürü git içeri yürü. Ay ne güzelmiş ya. Sus hadi geç ya. Can tamam falan yağmurlarda çok romantik olur ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya ne yaptığını sanıyorsun sen? Senin ne işin var burada ya? Dur bakayım ya sen bir sakin mi olsan acaba? Çok agresifsin. Allah Allah neden acaba? Ya senin benim odamda ne işin var? Biri görse ne düşünecek? Hiç mi düşünmüyorsun sen? Misafirsin, misafir. Hop 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 o kadar değil. Bir yavaş gel. Bizde öyle şeyler olmaz. Beni biliyorsun yani. Hayır bir şey. Ama konuşmamız lazım işte. O yüzden buradayım. Ya çok merak ediyorum Arda. Ya bu saatte konuşmamız gereken ne geldi aklına acaba? Bu saatte konuşmamız gerekiyor Şelali Hanım. Çünkü az önce o kadar insanın içinde ben tek kelime laf etmedim. Ama ben salak değilim. Tamam mı? Annenin beni araması, üstüne üstlük sonra buraya çağırması birdenbire. Bunlar normal şeyler değiller. O yüzden şimdi gel bakalım buraya. Sakin ol. Gel. Otur. Neler dönüyor? Bana her şeyi anlat. Gel. Dinliyorum ben seni. Canım benim. Gel. Yok, ben ikna olmadım bunlarla. Allah Allah ya, ben seni ikna etmek zorunda mıyım? Hadi çık git artık, kalanını yarın konuşuruz ya. Kalk, kalk, kalk. Bak, aylardır benim telefonlarıma cevap verme. Sonra birdenbire... Senin annen beni arasın, beni yakapaç o kapıdan dışarı atan annen. Ki o gün benim içine çok büyük yaradır zaten. Bana bir ton laf etti ya. Neler söyledi bık bık bık. Sana aldığım çiçekleri bana yedirdi yedirdi. Kafamda paramparça etti. Tohumlarla gittin eve. Ne yapmasını bekliyordun acaba? Biraz daha nazik olabilir. Daha kibar. Arda. Değil mi? Hani böyle bana efendim gibi dese zaten git. Ben zaten giderim. Durmam. Ya 15. gelişindi kapımıza. 15. Gitten mi anlıyordun sen sanki? Git ya. 15 oldum ya o kadar. Yok be. Bu ne böyle arkadaş ya? Gece gece odaya almalar filan. Tam eve geldim bir şey demedik de. Bu kadarı fazla. Arda lütfen hadi artık git ya. Ne olur ne olur. Bir şey soracağım sana. Sen beni gerçekten affettin mi? Evet. Arda'cığım affetmesem niye burada olasın değil mi? Peki şu Taylan denen çocuk. O ne ayak? Ne olmuş ona? Ben ne bileyim böyle imalar falan bir şeyler. Çok gözüm tutmadı ona. Ya ne yapacaksın sen onu? Tutsa ne tutmasa ne? Fikret Bey ne oluyor? Hadi çık git artık Arda. İşte bilemiyorum ya. Biliyor musun? Yani böyle... Taylan'la ilgili bir sıkıntı mı var? Yok bir sıkıntı falan. Git Arda git. Arkadaş siz bu kadar saat içeride ne yapıyorsunuz ya? Ya en sevdiğin söyler sen de. Ne diyor lan? Git ya. Ne oluyor ya? Hayırdır ne oluyor burada? Taylan bir şey Arda geldi. Bir dakika ya sana ne oluyor asıl? bu saatte gelip kızın odasına bam diye girmeler falan.
Kendi evimde nereye nasıl gireceğimi sana mı soracağım? Şelale, bunun ne işi var burada bu saatte? Ne Taylan, biz sadece Arda... Bir dakika, ne var? Yani kız arkadaşımla konuşuyoruz, olamaz mı? Kız arkadaşın. Evet. Konuşuyorsun. Evet. Bu saatte konuşuyorsun. Aa, anlamıyor. Evet, olamaz mı? Olamaz kardeş. Yani bizim evde olamaz. Oğlum bu saatte neyin konuşması bu ya? Sen misafir evinde kalmıyor musun? Burada ne işin var? Şelale, bak bize ters ha böyle şeyler. Yani örf var, adap var. Değil mi? Gecenin bu saatinde ya. Gencecik bir kızın odasında bir de yani. Ne kadar münasebetsiz şeyler bunlar böyle. Hop hop hop, orada dur. Ne ima ediyorsun sen? Sen benim ne ima ettiğimi çok iyi biliyorsun. Ya Taylan yapmayın Arda, saçmalama lütfen ya. Bak Taylan efendi, bizde yanlış olmaz ha, tamam mı? İmalarına dikkat et. Etmezsem ne olur ya, ha? Etmezsem ne olur mesela? Ya yapmayın lütfen, hadi gidin ya, acın. Biri duyacak, yapmayın. Bak sen ya, şimdi aklına geliyor değil mi birinin duyacağı? Ya o kapıyı ben açmasaydım, ha? Ya babaannem açsaydı, ya annen açsaydı mesela. Hiç düşünmüyor musun sen bunları? Nasıl bir münasebetsizlik ya, bu ilk günden nasıl bir rahatlık böyle ha? Eve adam atmalar filan. Odaya birini, duşta inşallah biri yok. Banyoda da birisi yoktur değil mi? Bakarım içeriye. Ne yapıyorsun be? Ne anlatıyorsun sen ya? Ne banyosu? Ne duşu? Ne oluyor? Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne adam atması be? Biz yanlış bir şey yapmıyoruz burada Arda'yla. İyi. Madem yanlış bir şey yapmıyorsunuz, o zaman herkesin duymasında bir sakınca yok. Tamam, tamam. Tamam, uzatma. Gidiyorum, tamam. Gidiyorum. Hadi git. Tamam. Hadi tam git. Ayrıca bir şey söyleyeceğim ya sana. Senin ne işin var? Hadi beni anladık. Senin ne işin var burada? Bağım diye içeri girmeler, ne oluyor buradalar falan filan. Sesleri duydum. Sesleri duydum. Ha. Bir kulak varmış ya. Odandan duymadın herhalde bu sesleri değil mi? Yani duymak için buraya gelmen gerekiyor. Bu kata çıkman gerekiyor. Kapıya gelmen gerekiyor falan. Bu saatte genç bir kızın odasının önünde ne işin var gece gece senin? Ben çağırdım. O çağırdı. Nasıl? Neden? Sebep? Taylan'ın tableti bende kalmıştı. Tabletim onda kaldı. O istedi tabletini. Ben de gel al demiştim. Değil mi cici kardeşim? Aynen cici kardeşim. Çok teşekkürler verdiğin için. Rengi çok güzelmiş. Bu benim favori rengim oğlum, sana ne? Hı hı. Gözlerin rengini ortaya çıkarıyor. Hadi, gidin hadi. Hadi git. Tamam, buyur. Sen önden git. Tamam, hadi git. Sen misafirsin, sen önden git. İyi geceler canım. Ben de geleyim. Aşağıda çok ses yapmayın, olur mu? Hani aşağıya odana ineceksin ya, şimdi kimse uyanmasın diye dedim. Yandırmayalım Cici. Hadi. Hadi yürü. Yürü. Yürüyorum zaten. Tamam, daha hızlı yürü. Tamam. Çok ağır yürüyorsun, daha hızlı. Hayırdır, niye duruyorsun? Ev benim oğlum, öyle duruyorum işte. Sen niye duruyorsun? Biz seninle hiç iyi anlaşamayacağız. Anlaşmamız mı gerekiyordu? Hadi git. Çekilirsen geçeceğim. Tamam, orada da kapı var, oradan da çıkabilirsin. Çok teşekkür ederim Taylan Bey. İyi geceler. İyi geceler. Tabletin. Taylan bak. İyi geceler.
Ne yapıyorsun? Uyumaya çalışıyorum. Taylan. Bak Arda benim odama öyle... Bir şey açıklamana gerek yok. Erkek arkadaşımmış ya. Ama yine de gecenin bu saatinde odanı almasan iyi edersin. Taylan onu ben çağırmadım. Kendisi geldi. Ayrıca o benim sevgilim falan değil. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin dedim Cici. Odana git. Sevgilim burada benimle beraber görmesin seni. O benim sevgilim değil. Ayrıca niye burada olduğumu da sen biliyorsun. Bunun suçlusu sensin. Peki o tam olarak sizin ne olduğunuzu düşünüyor? Onun ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan benim ne düşündüğüm. Öyle miymiş? Aynen öyle. Bu saatten sonra ondan olsa olsa sadece bir arkadaş olur. O kadar. Genelde eski sevgiliden arkadaş olmaz derler ama. O zaman Mihre'yle sen ne oluyorsun? Tek oynamak zevkli değil, değil mi? Maça var mısın? Hadi ver şunu, gece gece uğraştırma beni. Ne oldu? Korktun mu benden? Senden mi? Hı hı. Sen bu boyla beni yeneceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Devede de boy var ama eşek çekiyor işte. Eşekliğini kabul ediyorsun yani. Yani sen develiği kabul ediyorsan benlik hiçbir sorun yok. Şöyle bir. Nasıl yani, başlamış mıydık? Yani bir olduğuma göre. Sen baya baya bu boyla beni yeneceğini düşünüyorsun yani, öyle mi? Yalnız şu an önde olan benim. Tamam peki. Hadi o zaman. Eşitlendik sizce. Şans. Sen neden benim odama geldin peki? Şelaleye iki. Öyle olmaz ama. Sen hile yapıyorsun, sen beni konuşturuyorsun. Yoksa sen aynı anda iki iş yapamıyor musun? Tamam hadi gel, at. Hadi bakalım gel. Al senin olsun ya. Oh. Al top da senin olsun. Sana beni yenemeyeceğini söylemiştim. En azından denedim. Artık çabaladım da yani çok iyiydim. Evet, bayağı iyiydim bu arada, yalan yok. Aldım sayı, iyiydim. Peki sen her konuda bu kadar inatçı mısın? En sevdiğim özellik. İnatçı olmam mı? İnatçı olmam, evet. Az kaldı ya, seni yeniyordum yani. Çok az kalmıştı gerçekten bak. Demek yarın brunch ha? Hem de Arda'yla. Bu arada simtenden çok daha iyidir diyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tercih ederdim biliyor musun? Ben ne derdim? Bunun için ya dışa girmemiz lazım daha. Evet. Sen düşünü yaptırdın ben tabii değil mi? Ben benimkini yaptırdım. Yeni evet. Bir sıcak suda bir sorun vardı. Yapacak bir şey yok. Yani. Yok ne olacak ya? İtiraf etmem gerekirse, ilk gördüğümde hiç hoşlanmamıştım kendisinden. Kendini beğenmiş, şımarık, zengin bebesinin teki olduğunu düşünmüştüm.
Bugüne kadar bir dediği iki edilmemiş, kendini bir şey sanan ama aslında hiçbir şey olmayan bir kasıntı. Ama bazen insanlar göründüğü gibi olmayabiliyormuş. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Ön yargılar kötüymüş. Bir insanı gerçekten tanımak için onunla vakit geçirmek gerekiyormuş. Taktığın maskeyi kaldırıp gerçekte kim olduğunu görmek gerekiyormuş. Yaralarını, acılarını, neden böyle olduğunu. Çünkü kimse kimseye gerçeğini, o en saf halini göstermek istemiyor artık. Herkes kendini korumaya çalışıyor. Canının yanmasından korkuyor. O dünya umrunda değilmiş gibi görünen Taylan bile. Artık görebiliyorum bunu. Peki şimdi onun hakkında ne mi düşünüyorum? Vay, vay, vay. Mekana bayıldım ya. Çok iyiymiş. Ya hem de her şeyi beleş yiyebildiğin kadar ye. Ama sakın cebe atma. Sen tamam. Komik mi sanıyorsun kendini? Aa, niye sinirlendireceksin ya Şelalecik? Şakaydı, ufacık bir şaka. Uyarıydı sadece. O zaman ben de sana küçük bir uyarı yapayım şakacı kız. Sonradan üzüleceğin şakalar yapma, oldu mu? Sonra ağlayacak bir omuz ararsın. Burada beklemek için mi geldik böyle? Hadi gidelim o zaman. Sen beni mi savundun az önce? Hı? Selam millet. Çok hoşuma gitti. Gençler. Aramıza katılan yeni biri var. Şimdi size onu tanıştıracağım. Kahküllü'yü zaten bayağıdır tanıyorsunuz. Bizim aramızda o. Bu da bu zat-ı şahane de. Onun sevgilisi. Çok tatlı değiller mi? Boyu boyuna falan böyle. Ama uyarayım baştan. Sakın şaka yapmayın. Alınıyorlar, bozuluyorlar, güceniyorlar. Tamam mı? Ben bunun şakalarını pek sevmedim bu arada. Senin bunlarla bir sorunun mu var? Yok. Ne gibi bir sorunum olacak? Vallahi bana pek öyle gelmedi ama neyse. Efendilik bize kalsın değil mi? Sen de şöyle bana yanaş bakalım. Aramız pek iyisin. Siz mi kaptırdık ha? Aşkım, dedikodu var. Çabuk gel. Ay onlar takılırlar. Bırak rahat rahat takılsınlar ya. Değil mi? Bakıyorsunuz öyle tatlışlar. Ha, sorun yok ya Siptem. Siptem bir de konuşsan hayatım benim. Sen niye bunlara bakıp duruyorsun ya? Hayırdır? Yani pek hoşlanmadım. Hı. Şunlara çok fazla takılmaya başladım ve hiç hoşuma gitmiyor, haberin olsun. Ne var canım? Bilmiyorum artık, sen söyle ne var. Bir şey yok hanım. Ha. İnşallah öyledir Mire. İnşallah. Selam. Emir. Selam. Hoş geldin. Afiyet olsun. Selamlar. Ben çok açım. Çok güzel gözüküyor. Gel bize bir şeyler yiyelim ha. Hadi gel. Afiyet olsun. Of. Çok iyi değil mi ya? Gerçekten çok iyiymiş. Bak. Şunun tadına baksana bir. Gerçekten mükemmel bir şey. Aç ağzını. İstemiyorum Arda. İstemiyorum falan yok. Bak aç ağzını. Bak akıyor. Arda istemiyorum. Akıyor. Ben bir şey yapmıyorum bak. Akıyor. Kendi akıyor. İstemiyorum Arda.
Çok tatlılar. Aynen. Özür dilerim. Midem biraz hassas. Sen de öyle ısrar edince. Yani sorun yok. Benim hatam tamamıyla. Sen kaşlarını çatma yeter bana. Tamam. Ay çok çok pardon. Reçel bulaştı. Dur. Reçetim. Hemen geliyorum. Hemen. Gözün hep yanlış yerde. En azından kardeşimin sevgilisine bakmıyorum. Bana bak. Ayağını denk al. Ben Taylan kadar iyi sır saklayabilen biri değilim. Bir de bir bakmışsın dobralığım tutmuş. Aa Mihri hoş geldin. Bak şundan bak. Tadına bak şuna bak. Dur ya. Neyi var bunun ya? Yanlış sularda yüzmeye çalışıyor. Boğulacak. Hiçbir şey anlamadım. Boş ver. Bir şey söyleyeceğim. Ben tuvalete gideceğim. Bana tuvalete kadar eşlik etsene. Nerede beni götür. Arda seni ben mi tuvalete götüreyim? Ya şaka yapıyorum ya. Allah Allah. Hemen kızıyor benim minik farem senin burnunu yerim ben. Tamam ben bulurum sıkıntı yok. Pardon tuvalet ne tarafta acaba? Burası biraz sıkıcı oldu sanki değil mi? Kaçırayım mı seni buradan? Nasıl? Arda'yla simter? Bu bir cevap değil. Bak işte bu bir cevap. Önce Arda'yı hallederim. Ne yapacaksın? Bu iş bende. Oğlum harikasın ya. Maşallahsın. Hop 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 hop. Taylan dördün sen iyi alıştın ha böyle bom diye girmeye kapalı kapılara. Çok iyi ya. Vallahi ben boş sandım ya. Kusura bakma. E dolu. Bakışacak mıyız böyle? Tamam işte dur gelmişken saçıma başıma bakayım ben. Ha? Favori favori favori. Neresi? Yap. Şöyle şöyle. Şura mı? Aynen. Oldu mu? Güzel. Valla. Rica ederim. Oğlum doyamıyorum sana ya. Manyak! Ne yaptın? Şimdi sırada diğerleri var. Bazı insanlar vardır. Yanında rezil olmaktan korkmadan saçmalayabildiğiniz. Ne yapıyorsun? Seni kaçırıyorum prenses. Birlikte mutlu olduğunuz. Yakala. Güldüğünüz. Ya kusura bakmayın bölüyorum ama bizim acilen gitmemiz lazım ya. Neden? Aşkım baksana şunun kılık kıyafetine. Bu üstünü başını hep içinde bırakmış ya. Bu deterjan reklamına dönmüş. Bu bizi rezil eder burada değil mi? Ama... Hemen şelalenin üstünü değiştirip geliyoruz. Bu arada Arda'yı biz göremedik. Siz görürseniz söylerse. Hemen gideceğiz gerçi. Hadi. Bazı insanlar vardır. Onunla geçirdiğiniz her anın size verilmiş bir hediye olduğunu düşündüğünüz. Geçmişleriniz farklı olsa da yolculuğunuzda size ortak olacağını düşündüğünüz. Her ne olursa olsun size yanlış yapmayacağını bildiğiniz. Bazı insanlar vardır. Sözler bittiğinde gözlerinizle anlaşabileceğiniz.
Onun için ne mi düşünüyorum? Sanırım artık anladım.